Seyirciler, zaman mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. 23 Mayıs 2021 Pazar günü öğle saatlerinde bu programı çekiyoruz. Sevgili üstadımız Özcan Pehlivanoğlu'yla karşı karşıya şimdi tabii ki TFF 1. Lig'in yarı final karşılaşmaları rövanşları sonunda finale kalan Altay Altın Ordu takımlarını ve tabii ki elenen İstanbulspor ve Samsunspor'u konuşacağız. Ben sözlerime başlarken kazanan takımları Altay ve Altın Ordu'yu tebrik ediyorum. Kaybeden Samsunspor ve İstanbulspor'a da tabii ki geçmiş olsun. Altın Ordu takımına ayrıca bir tebrikte bulunacağım. Tebrik etmemin sebebi sadece sahada gösterdikleri üstün performansıyla, yerli oyuncularla edindikleri üstün başarı, istikrar vesaire gibi hani herkesin sayacağı şeyler değil. Bugün Samsun'da yerel basında gördüğüm bir fotoğraf var. Samsunspor'un Samsun 19 Mayıs stadyumunda Altın Ordu soyunma odası da Altın Ordu takımının ayrıldıktan sonraki fotoğrafı. Yani bal dök yala tertemiz yapmışlar. Futbolcular biz şampiyon olduk, biz işte Süper Lig yolcusu bir takımın yıldız oyuncuları izlememişler. İşte oranın temizliğiyle ilgili olan görevliler artık kimdi, Altın Ordu kimleri görevlendirdi, futbolcular bizzat kendilerini temizlediler yoksa oradaki başka görevliler mi yaptılar, bu işi bilmiyorum ama Altın Ordu gerçekten örnek bir kulüp olarak hepimizin karşısında. Ben bu örnek tavırlarından dolayı da Altın Ordu'yu tebrik ediyorum ve finalde başarılar diliyorum tabii Altın Ordu kulübüne, tabii ki Altay'a da başarılar diliyorum. Ve tabii ben daha uzun uzun konuşmayacağım. Herkes beni değil, Özcan abi bekliyor acaba ne diyecek diye. Sevgili Özcan abi, yayınımıza hoş geldiniz. Ben hoş sözü size bırakayım. Lütfen yarı final rövanş karşılaşmalarını bizim için bir yorumlayın. Sonra da şeyi konuşuruz. En son nasıl bir final bizi bekliyor onu konuşuruz. Evet. Şimdi ilk önce Samsunspor'a, Samsunspor camiasına geçmiş olsun diyoruz. Samsunspor camiasını uzun uzadıya konuşacağız ama Samsunspor'la ilgili hem maçla ilgili hem yapılan hatalarla ilgili hem bugüne nasıl geldi Samsunspor onu konuşacağız ama öncesinde Altın Ordu'yu tebrik etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin Altın Ordusu. Futbol açısından Türkiye'nin Altın Ordusu. Kulüpte uygulanan her şey iyiye yakın, mükemmele yakın. Bu yüzden de tebrik etmek lazım bu camiayı. Başkanı Hüseyin Eroğlu'nu tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Ve ben kutluyorum. Gerçekten Türkiye'de futbol adına büyük işler başarıyorlar. Bugün haberler var. Enis Destan Fenerbahçe istiyormuş. 3 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %30 pay istiyor Altın Ordu. Ki bana göre bu da en az 3 milyon euro demektir. Siz bir oyuncudan 6 milyon euro kazanıyorsunuz 18 yaşında. TFF 1. Lig'deki ilk sezonu 60 milyon TL para kazanıyorsunuz. Çok önemli bir rakam bu. Yani iyi bir takım kurarsan ligde şampiyonlar oynayacak 60 milyon TL'ye kurabilirsin. Ama sen bir oyuncu yetiştirip o oyuncuyu satıyorsun transfer bedeliyle 60 milyon lira para kazanıyorsun ve ondan aldığın parayı da diğer gençlerin gelişimine harcıyor. Tebrik ediyorum. Kutluyorum bu açıdan Altın Ordu'yu. Maça gelince maçla ilgili bir takım şeyler söyleyeceğim ama Altın Ordu takdire şayan bir iş yapıyor Türk futboluna. Türk futbolu açısından. Bana göre en önemli kararı tamamen Türk çocuklarından oluşan bir takım olması. Yani sahaya çıkan takım içinde hiç yabancı yok. Aslında mesela gezebilirler, tarayabilirler, Afrika'yı tarayabilirler, Asya'yı tarayabilirler, Balkan ülkelerinde Arnavutluk gibi, Kosova gibi ülkeleri tarayabilirler. Oradan kabiliyetli 12-13 yaşındaki çocukları alabilirler. Ama almıyorlar. Yani almıyorlar, tamamen bu ülkenin kimlik kartını taşıyan, bu ülkenin vatandaşlığına sahip, bu ülkede yetişip büyümüş çocukları alıp yetiştiriyorlar. Büyük hizmet yapıyorlar Türk futboluna. Ben kendilerini kutluyorum. Onları da eleştirenler var. Yani Altın Ordu'nun bu anlayışını da eleştirenler var. Ama ben o eleştirenlere katılmıyorum. Altın Ordu Spor Kulübü'nü izlediği bu politikadan dolayı futbolcu yetiştirme ve bunları hem Türk futboluna hem dünya futboluna kazandırma açısından uyguladıkları
politikayı da benimsiyorum. Doğru bir şey buluyorum. Tabii iyi vatandaş, iyi birey, iyi yurttaş, iyi futbolcu, iyi sporcu onların sloganları. Sadece futbol oynayan sahada futbol adına bir şeyler yapan değil. Diyor ki iyi vatandaş, iyi insan. Yani bu tür şeyi var. Altınordu Spor Kulübü'nün ortaya getirdiği kriterler var. Bunlar çok önemli. Enis Destan'ın maçtan sonraki röportajını izliyorum. Ondan sonra İlhan Özek'i izliyorum. İlhan Özek diyor ki görüyorsunuz işte diyor. Yani bu çok tatlı çocuklarla beraber, bu genç çocuklarla beraber futbol oynamak. Yani nazik, kibar, beyefendi çocuklarla top oynamak bana futbol hayatımdaki en mutlu anları yaşatıyor diyor İlhan Özek. Kendisi tecrübeli. Takımın en tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Ama tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok yani ortaya böyle göze hoş gelen bir futbol ortaya koymasalar da netice odaklı. Yani kapasitelerini en sonuna kadar kullanan, performanslarını hep aynı düzeyde tutan ve oyun içerisinde kendilerine verilen taktiği uygulayan bir Altınordu var. Bunları bütün lig boyunca aynı futbol oynadılar. Yani Samsunspor karşısında özellikle bir futbol oynamadılar. Zannedersem Samsunspor ilk iki maçta da yenemedi Altınordu'yu değil mi? Lig içerisinde oynanan maçlar. Gene yenemedi bakın. Yani Altınordu farklı bir mücadele yapmıyor. Hep aynı futbolu oynuyor. Mesela ben Sinan diye bir stoperleri var, kaptanları. Ya ben bu oyuncuyu Süper Lig'den bir takım yıllardır da Altınordu'da oynuyor veya TFF 1. Lig'de şampiyonu oynayacak bir takım niye almaz, niye transfer etmez? Bir türlü anlamadım yani, bir türlü çözemedim. İşte Samsunspor'da da gelen iki maçta bütün kafa toplarını, yerden müdahaleleri, zamanında müdahale yapan bir oyuncuydu. Bence çok verimli bir oyuncu ama niye göz ardı edilir onu da anlamam. Belki o da Altınordu'yu bırakıp gitmek istemez. Yani Altınordu'yu kutluyorum bu açılardan. Yani maçın değerlendirmesi ayrı ama Altınordu'yu kutluyorum, tebrik ediyorum. Finalde de bir futbol sever olarak kendilerine başarılar diliyorum. Tabii Samsunspor çok beklentileri yüksek olan bir camia. Ve buna göre bir takım oluşturulmuş. Buna göre bir teknik adam var. Ve yani sene içinde doğru düzgün göze hoş gelen bir futbol oynamadan yani böyle seyredenleri pek böyle mutlu eden bir oyun ortaya koymadan 70 puan toplamış ve kendi hatalarıyla iki maçı kırılma noktası olarak görüyorum. Biri Giresunspor maçı, birisi de Menemenspor maçı. Burada kaybedilen 5 puan sebebiyle Süper Lig'e doğrudan yani çıkma hakkını kaybetmiş bir takım Samsunspor. Yani Samsunspor ne kadar göze hoş gelen futbol oynamasa da, seyredenleri bu açıdan tatmin etmese de, öyle oyuncuları sahada çok böyle ya seyredenleri ve Samsun taraftarlarını mutlu eden işler yapmasalar bile, yani 70 puan toplamış ve 2 tane maçta kendi hatası sebebiyle 5 puan kaybetmiş ve doğrudan Süper Lig'e çıkmış bir takım, çıkma şansını yitirmiş bir takım hüviyetinde olan bir görüntü çizdi bize hep. Tabii bu kadar yüksek beklentiler olunca bu başarısızlık sonucundaki kırılma, yani insanların moralinin bozukluğu çok doğal. Yani beklentiler çok yüksek. Yani ama büyük bir başarısızlık var. Tabii ki şimdi bu büyük bir yıkım oldu Samsunspor camiası için. Ama Samsunspor bir futbol şehri, futbol kenti. Samsunspor büyük felaketler de yaşamış bir takımımız, kulübümüz. Yani bunu atlatır. Yani hayat devam ediyor. Önümüzdeki sene yine bir sezon var. O sezon da tabii ki daha zorlu olacak. Bu seneye göre daha zorlu olacak. Çünkü Süper Lig'den düşen 4 tane takım var. Daha zorlu bir sezon olacak. Oraya da dişli rakipler geliyor. Samsunspor için daha zor olacak ama yani hayat bitmedi, hayat devam ediyor. Herkesin bir iki gün içerisinde kendini toparlaması ve önüne bakması lazım. Şimdi Samsunspor açısından bu başarısızlığın sorumlusu kimler? 1. Kulüp başkanı Yüksel Aydın. Yüksel Yıldırım. 2. Ertuğrul Sağlam. 3. Samsunspor kenti.
Ya Samsun kenti, Samsun camiası, 4 futbolcular. Ya bu şampiyonluk bağıra bağıra gitti ya. Tamam, takım işte renksiz, renksiz bir top oynuyor. Efendime söyleyeyim, futbol seyri açısından tatmin etmiyor. Zorlanarak netice alınıyor falan filan ama bu takım zirvede. Zirveye tutunmuş. Ve biz haftalar önce Süper Lig'e çıkmış iki takım olarak Giresunspor ve Samsunspor'u ilan ettik. Ama Samsunspor'da bir sorun var. Yüksel Yıldırım el atmadı bu sorun. Yönetim el atmadı. İlgilenmedi. Yanlış kararlar aldı. Biz hep futbolun ruhu da var diye burada söyledik. Ya futbolun bir ruhu var kardeşim. Eğer bu ruha uygun hareket etmezse, istersen Real Madrid ol, istersen Barcelona ol veya Bayern Münih ol. Olmaz. Ve olmadı da nitek. Tavsiyelerde bulunduk. Tedbir lazımdı. Geçen hafta bile bu playoff maçına çıkmadan önce, yani playoff'un ikinci ayağına çıkmadan önce dedik ki ya bir mutluluk ortamı yaratsın. Gergin herkes. Ertuğrul Sağlam gergin, futbolcular gergin. İşte maçtan sonra olanları, tribünden hakaretleri. Ertuğrul Sağlam daha üzülmüş. Ertuğrul Sağlam'ın açıklamalarını dinledim. Tamam, Ertuğrul Sağlam'a hiçbir laf diyeceğim yok. Kariyerine diyeceğim yok. Başarısına diyeceğim bir şey yok. Futbolcuna bir şey diyeceğim bir şey yok. Ama futbolun gerektirdiği bazı şeyler var. Dünyanın en büyük antrenörü de olabilirsiniz. Dünyanın en iyi takımının da başında olabilirsiniz. Bazen bir değişiklik lazım. Siz artık 5-6 hafta kalmış, 7-8 hafta kalmış ve bu takım durmuş. Yani bu takımın durduğunu herkes görüyor. Bir şeylerin olduğunu Sağır Sultan bile işitiyor. Bir şeyler var yani. Ve orada Engin Sağlam, bir Ertuğrul Sağlam bir basiret gösteremedi. Ya ben Samsunluyum, Samsunspor'u çok seviyorum ama bu saatten sonra bu benimle olmaz. Bir hava değişikliğine, bir teknik adam değişikliğine ihtiyaç var. Onun için ben tribünden seyredeceğim son maça kadar. Ama bu takımın başına başka bir teknik adam bulalım, getirelim, bu takımın havası değişsin diyemez. Çünkü kötü sonuçlardan sonra taraftar problem başladı. Yani içeriden içeri kaynamaya başladı iş. Yani futbolcuların dün de ben bakıyorum yok. Yani Nadir'in ilk Altınordu maçında kazanılan penaltıdan sonra yüz haline baktım. Ya inanılmaz bir stres yüktü. Yani yine diyor futbolculara bakıyorum, yüzlerine bakıyorum. Şaşkınlık var. Yoksa Altınordu takımından çok daha kaliteli bir takım Samsun takımı. Ve dedim eğer bu takımın sorunları 3-4 gün içerisinde çözülürse bu takım en az 3-4-0 veya da 5-0 Altınordu'yu rahat yener geçer dedi. Ama sahaya bir çıktı takım. Maç başladı. Hiçbir şeyin çözülmediğini gördüm. Boşuna konuşmuş. Şimdi herkes yorum yapıyor. Ya kardeşim bu memleketin ağır bir sorunu var. Çok yalaka ve yalamayız. Yani. Tenzih ederim tabii. Samsunspor çok iyi top oynamış. Ya kardeşim Samsunspor çok iyi top oynamış da niye bu skor var? Niye bu skor var? Samsunspor bundan önceki kötü futbolunu, stresli futbolunu sahada ne yapmaz, ne yaptığını bilmez halini bu Altınordu ile oynanan playoff'un ikinci ayağında da aynen gösterdi. Saçma sapan doldur boşaltlar. Hep Altınordu defansından dönüyor. Altınordu'ya yani ciddi manada bir gol pozisyonu yok. Yok yani. Kaleye atılan birkaç tane vuruşu kaleci kurtarıyor. Kurtarır her maçta. Her takımda kaleci bu tip maçlarda birkaç pozisyon alır. Yani yok yani. Garip bir şey. Doldur boşalt. Yani, tabii sen baskılı oynuyorsun. İlk maçta da baskılı oynuyorsun. Şimdi istatistiklere bakıyorsun. %72 toplu oynama yüzdesi var. Samsunspor'un %28 Altınordu. Sonuç 2-2. Demek çok toplama oynamak, çok baskı yapmak netice getirmiyor. Sorunu çözmüyor. Ve ne dedik? Bu playofflar aynı zamanda teknik adamların mücadelesi şeklinde geçecektir. Yani mesela Ertuğrul Sağlam bu maçlara hiç hazırlanmamış. Yani Hüseyin Eroğlu'na bakıyorsun. Hüseyin Eroğlu maçtan sonra da söylüyor. Ya biz de taktik icabı böyle oynadık. Ya Altınordu takımı
Bir de bir şey daha söylemiştik yani Allah yürü kulum diyecek diye. Altın Ortakum damdumla top oynuyor. Tamam mücadele ediyor koşuyor ama damdum iki pas üç pas yapamıyor. Diyor ki bizim stratejimiz buydu. Ya böyle strateji olmaz. Altın Ordu'yu da Allah korudu bakmayın yani. Yani Samsun Spor pas yüzdesi çok yüksek. %72'lerde. Devamlı surette atak yapıyor doldur boşalt. Ya bu doldur boşalt futbolu yok artık bitti. Kalmadı böyle bir şey. Onun dışında da bireysel olarak işte Yasin Öztekin'in çabaları. Hem Yasin Öztekin gol attı, gol vuruşu yaptı. Hem de bir penaltı. Şimdi burada da Futbol Federasyonu'nu kınıyorum. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu kınıyorum. Olmaz kardeşim. Samsun Spor'un size ihtiyacı yok. Samsun Spor camiasının size ihtiyacı yok. Öyle penaltı olmaz. Öyle penaltı olmaz. Dikkat edin Altın Ordulu oyuncu pozisyondan sonra oyuna dönüyor. Yani kendini Yasin Öztekin'in kendine vuruşu kendini bırakışı vuruşu yaptıktan sonra ve iki açı bir açıdan ayağının orada olduğunu görüyorsunuz. İkinci açıdan baktığınızda hiç temas yok. Yani Samsun Spor'un size ihtiyacı mı var kardeş? Hakem için söylüyorum. Bırak git bu işi. Aynı şekilde ilk maçta da Samsun Spor'a takdir haklarını kullandı. O maçtan sonra yaptığımız yorumda da kullandı. Söyledik bunu. Olmaz. Orada da Abdülkadir Bitigen var. Yazık. Taşıdığınız kokarta yazık. Eyyamcı hakem tipi bunlar işte. Samsun Spor'un hakeme ihtiyacı yok. Samsun Spor sahada kendi gibi top oynasa bu maçı alacak, açık farklı alacak şekilde bir taktikle çıksa oyuncular mutlu olsalar vallahi 5 yapar Samsun Spor bu Altın Ordu karşısında. Hakeme ihtiyacı yok. O penaltı değil. Uydurma bir penaltı. Gelelim Türkiye Futbol Federasyonu'na karşımıza niye bu Samsun tribünlerine bu kadar taraftar aldı? Ayıp değil mi? Haksızlık değil mi? Efendim Adana Demirspor yapmış, Giresun yapmış. Bana ne kim yaparsa yaptı kardeşim. Sen Samsun Spor'a karşı da, Adana Demirspor'a karşı da, Giresun Spor'a karşı da tribüne taraftar alan Altay varsa, İstanbul Spor varsa kime karşı da aynı kuralları uygulayacaksın. Sen futbolun mahkemesisin aynı zamanda. Adalet terazisini elinde tutansın Türk Futbol Federasyonu. Onun için Türk Futbol Federasyonu'nu da buradan kınıyorum. Tribüne taraftar da olmuş. Samsun Spor bir de taraftarla oynadı maçta. O zaman her takım da araya gireyim. Orada bir dakika. Orada sizin bazı belki ekrandan gelen görüntülerden kaynaklı şeyiniz var ama Samsun'da evet. Bu konuda tam aksi yönde büyük bir tepki var. Öyle ki stadyuma giden tramvay hatları saat 16'da kesildi. Ve şeye giden karayolu da kesildi. Yoğun tedbir aldı. Ne kadar seyirci vardı? Ya ben kendi maçı tabii orada izlemedim bilmiyorum ama valiliğin aldığı tedbirler tam aksi doğrultuda. Ama tamam. Ne kadar seyirci inanın ben de bilmiyorum. Tribünde seyirci var. Tribünde seyirci var. Ben Samsun Spor'u kınamıyorum bak. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nu kınıyorum. Protokol ben, tribününde seyirci vardı sadece. Hayır bakın. Yok öyle değil. Görüntüler öyle değil. Ben Dijitürk'te, Bein Sports'ta seyrettim. Tribünleri gösterdi. Ve Ahmet İlhan Özek de Altın Ordu'nun forvet oyuncusu da müsabakadan sonraki şeyde röportajında bu olayı kınadı, söyledi. Ya bunu açıkça gördük. Ben Samsun Spor'u kınamıyorum. Samsun Spor yapacak bunu. Yani Samsun Spor taraftarı çıkacak. Burada yanlış anlaşılmasın. Lafı doğru yerden anlayalım. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nu kınıyorum. Buna izin verdiği için kınıyorum. Hakemi de buna izin verdiği için kınıyorum. Hakem Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda yayınladığı genelgelerde eğer veya verdiği talimatta tribünde bu seyirciyi gördüyse çıkarttıracaktı tribünden. Maçı başlatmayacaktı, oynatmayacaktı. Bunu yapan hakemler oldu niye nihayetinde? Şu an ikincilik playoffları da var, üçüncülük playoffları da var. Burada maçlar oynatmadı. Hakemler bekledi tribünlerden insanların çıkarılmasını öyle başlattılar. Onun için Türkiye Futbol Federasyonu'nu kınıyorum. Burada. Ben şimdi tam ben Samsun Spor'a bir şey söylemiyorum bu konuda. Bakın ben Samsun Spor'a Giresun Spor'a da söylemiyorum. Adana Demirspor'a da söylemiyorum.
Veya İstanbulspor'u da söylemiyor. Anlatabiliyor muyum? Şöyle, kendim şimdi orada bulunmadığım için bilmiyorum. Ancak şehirdeki Ben gördüklerimi söylüyorum. Ben gördüklerim bunlar. Gördünüz. Burada tam evet, tersi bir televizyonda ya demek ki eğer valilik tedbir almasa bütün stat dolacak. Full olacak stat demek ya. E tabii de. Ya bu Samsunspor'un sorunu değil. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nu kınıyorum. Hakemi kınıyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra gerçekten şimdi Samsunspor'da Yüksel Yıldırım ağırlığını koyabilmeliydi son haftalarda. Maalesef koyamadı. Olumsuz anlamda ağırlığını koydu. 3 tane oyuncu Burak, Caner Arıcı ve Keremcan Akyüz kadro dışı kaldı. Caner Arıcı 2. ligden geliyor değil mi? 2. ligdeki şampiyonluğu da yaşadı Caner Arıcı. Yani. Şimdi evet yani Burak Çalık da bu sene değil geçen sene geldi takıma bildiğim kadarıyla. Yani Keremcan yeni geldi. Şimdi ya Yüksel Yıldırım ve kulüp yönetim kurulu bu işe ağırlığını koyabilmeliydi. Koyamadılar. Ertuğrul Sağlam kendi üzerine düşeni yapamadı. Samsunspor camiası da yani Samsun kenti de üzerine düşeni yapamadı. Ya bu sorunları çözmek için hiç orada ya bu işleri gören eden futboldan anlayan insanlar yok mu? Elbette var. Devreye gireceklerdi, araya gireceklerdi. Bu sorunları minimize edecekler. Ondan sonra da futbolcular her şeyi yaptıktan sonra futbolculardan karşılık bekleyecek. Ama Samsunspor futbol kalitesi açısından, bakın futbol kalitesi açısından, teknik taktik anlayışı açısından sınıfta kalmış bir takım. Sadece playofflarda değil, lig içerisinde de öyle. Bunu kesin gördük, izledik ya. Bunu izledik, söyledik de her defasında. Ve nihayetinde bu Altınordu maçına da sirayet etti. Ya kardeşim Altınordu kendi sahasına kapanmış. Yani ilk önce baktığınızda 4-4-2 oynuyor. Daha sonra 4-5-1'e döndü hatta yani. Ahmet İlhan Özey'i de iyice orta dörtlünün önüne çekti. Sadece ileride Metehan Mimaroğlu'nu bıraktı. Düşün yani takım bu kadar kapanmış ya. Yarı alanında top oynuyor. Sen ne yapıyorsun? Kanatlara top getirip doldur boşalt yapıyorsun. Onlar da Altınordu defansından dönüyor. Altınordu defansı da orta sahası da canlı ve enerjik olduğu için tekrar senden gelecek ara toplarını, araya atılacak topları da önlüyor. Senin de zaten şeyin yok. Yani forvetin yok. Forvetin yok. Yani gol vuruşları yapacak, rakibi defansını dağıtacak, bozacak forvetin yok. Samsunspor'un. Yani mesela Gıyasi'yi niye Boluspor'a verdiler? Ben şaşırıyorum. Yani Gıyasi Boluspor'da da kanatta çok iyi işler yaptı. Yani bugün Samsunspor'da olsaydı Samsunspor'da da iyi işler yapardı. Sonra ben defansı anlayamadım. Yani Veli Çetin'deki düşüşü inanamıyorum yani. İnanılmaz bir düşüş. O yani Metehan Mimaroğlu'na golü attığında gelen pozisyonda rakibini yani boş bırakması, izleyememesi ve müdahalede bulunamaması kabul edilir gibi değil. Dediğim gibi Samsunspor oyuncuların tamamında nedeni bilinmez derecede bir mutsuzluk, aşırı stres, böyle bir yorgunluk, bir endişe, korku. Ya bunları atacaksın. Ama bunları atmasını da sağlayacak olan teknik adamdır ve kulüp yönetimidir. Yapamadılar yani. Yapamadılar, başaramadılar. Kimseye bunun faturasını çıkartmasa. Ama tabii maçtan sonra tribünlerden Ertuğrul Sağlam'a yapılanları da kabul etmek. Yani Ertuğrul Sağlam buydu, gördük. Mesela biz bunu bu maçın neticesine göre söylemiyoruz. Haftalardır anlattık bunu. Ya Samsunspor böyle sıkıntılar yaşıyor. Buna sorun, cevap bulun. Çare bulun. Bu sorunları çözün. E şimdi sen son maç bitmiş iş. Yani tepki göstermek doğru değil. Hele yani edepsizce tepki göstermek, ağır laflar etmek, küfürler etmek falan doğru değil bunlar. Yani Ertuğrul Sağlam'ın da takımın da bunları hak ettiğini düşünmüyor. Ama bu yanlışlar yapıldı. Bunları önceden madem görüyordunuz, söyleyeceklerinizi son maçtan sonra alınan neticeye göre söylemeyecektiniz. Daha önceki haftalarda bu sorunların çözümü için katkı yapacaktınız ve bunları yapmadınız. Ertuğrul Sağlam Türk futbolu açısından bir değerdir. Bugün bir gazetede okudum, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bırakmış herhalde görevi. Yani Samsunspor'u bırakmış. Zaten bırakması lazım.
Yani bu havanın değişmesi mümkün değil. Yani taraftarla artık, kulüple artık, oyuncularla bu havanın değişmesi mümkün değil. Bırakmış. Hayırlı olsun ama Türk futbolu Ertuğrul Sağlam'ı kaybetmemeli. Yine değişik kulüplerimizde ve Türk futbolu için değişik platformlarda Ertuğrul Sağlam'ı değerlendirmeli. Ama yani baktım Ertuğrul Sağlam'ın söylediklerini de duyunca ya ben diyor cebimden yeri geldi prim ödedim. Galibiyet prim ödedim. Yani şimdi böyle bir teknik adama da başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Önemli olan ya bu işin gitmediğini hep birlikte oturup o süreçte birlikte verebilmeliydiler. Veremediklerini görüyorum. Şimdi bu Samsun Spor takımını sil baştan kurmak lazım. Samsun Spor'da bu sene bu oyuncular, bu travmayı yaşamış oyuncularla zor işi yani zor işi birkaç oyuncu haricinde bu Samsun Spor takımını komple değiştirmek lazım. Yeni bir takım kurmak lazım Samsun'da ve yeni bir teknik adamla, yeni bir heyecanla, ruhla devam etmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi ümit ederim ki Samsunlu dostlar da bizim ne demek istediğimizi anlamışlardır. Futbol basit oyundur ama futbolda gereğini yapacaksın. Gereğini yapan takım Altay takımı. Yani Altay takımının ben burada yerden yere vurdum. Yani sorunlarını anlattım, yaşadıklarını anlattım. Anlattım durdum. Ama işte bir şok lazımdı Altay takımına. Yani Altay takımını hayata döndürmek, futbola döndürmek, lige döndürmek için bir şok lazımdı. Kim düşündüyse, kim akıl ettiyse çok doğru akıl etmiş. Benim bile aklıma gelmezdi Mustafa Denizli'nin Altay takımının başına geleceği. Ve Altay takımı Mustafa Denizli ile playoff'ta fark yarattı. Ligde iki maçta da yenemedi İstanbul Spor'u hem burada hem orada yendi. Ve bir tane gol pozisyonu vermedi. Bu çok enteresan. Bir tane gol pozisyonu vermedi. Ve yani açık ara kazanabileceğim maçlarda sadece bir farklı galibiyetler aldı. Mustafa Denizli müthiş bir taktik ve müthiş bir oyuncu seçimiyle oynuyor. Bakın Mustafa Denizli maçtan bir gün önce antrenmana torunlarını getirdi. Bakın futbol böyle sadece teknik, torunlarını getirdi. İki tane torunu futbolcularla beraber sahada oynadılar, haşır neşir oldular, kaynaştılar. Ve futbolculara hem taktik açıdan çok şeyler kattı, hem de oyuncu tercihlerini doğru kullandı, hem de duygusal motivasyona soktu takım. Altay takımının inanılmaz sorunları var. Futbolcular işte ek borçlar var, futbolcular zamanında ödemelerini alamadılar, işte kulübe ithalnameler çektiler. Derler. Ama o Altay'ı yani o Altay'ı Mustafa Deniz aldı. Bir de duygusal yoğunluğa soktu şimdi. Şimdi maçtan sonraki röportajını dinliyorum. Müthiş. Maçtan önceki konuşmasını dinliyorum. Müthiş. Ve Murat Akça, İzmir'deki maçta iki tane penaltı yapan Murat Akça maçtan sonraki İstanbul Spor maçından sonraki röportajında ağlamaklı oldu Mustafa Denizli yüzünden. İşte burada yani teknik adamlık, futbol sadece sahada çıkılıp mücadele edilen, top oynanılan, topa vurulan bir işten ibaret olmadığını Mustafa Denizli ispatlıyor. Çok enteresan. Mustafa Denizli'nin çıkarttığı takıma bakın. Haftalar sonra ilk 11'de Mossoro'yu aldı. Yedek kulübesinde yok. Yerine kimi koydu? Stovyak'ı koydu. Kaleci Stovyak'ı koydu. Neden koydu biliyor musunuz? Eğer maç penaltılara kalırsa, futbol bu. Maç penaltılara kalırsa Cihan'dan ziyade Stovyak'la oynayacak penaltılar. Çünkü Stovyak penaltı kurtaran bir kaleci. Bak, taktiğe bak adam penaltılara kalırsa Mossoro'dan vazgeçiyor. Yani oyuna sokabileceği haftalardır. Stovyak yok. Ama penaltılarda etkili olduğu için kulübeye aldı. 6. yabancı oyuncu tercihini kaleciden yana kullandı. Yani bunu bakınca görüyorsunuz hemen eğer dikkatli izliyorsa. Mossoro yok. Ve şimdi Altay takımı 75 dakika Marco Paggio ile İstanbulspor defansını yordu. Oyuna iki tane değişiklik yaptı. Bir Ziya Alkurt'u aldı. Bir de
Deniz Kada aldı. Deniz Kada bir tane attı ama iki tane de %100 kaç. Yani %100 attığı golden çok daha kolay, çok daha basit iki tane %100 kaç Deniz Kada. Şimdi bir bakıyorsunuz İstanbulspor'un topla oynama oranına ilk maçta %68, %68, ikinci maçta %66 zannedersin. Hep İstanbulspor oynamış. Ama iki maçta da Altay galip. Samsun Altın Ordu maçına bakıyorsunuz. İki maçta da Samsun topla oynamış ama Altın Ordu bir galip gelmiş, bir beraberlik olmuş. Demek ki topla oynamak çözüm değil. Ama ligdeki Altay'ın İstanbulspor'la yaptıklarına maçın maçlarına bakın. Orada da Altay %60 küsürlerde oynamış iki maçı da. Ama iki maçı da İstanbulspor kazanmış. Demek ki Mustafa Denizli doğru okumuş. Topu rakibe bırakmış. Ve takımını orta sahanın, yani yarı sahanın önüne çekmiş. Ve Altın Ordu topla oynarmış gibi gözüküyor. Ama orta alanda hem adam bölüşümü hem alan daraltmayı Mustafa Denizli takımına taktik disiplin olarak koymuş. Ve İstanbulspor devamlı top yapıyor. Ama pozisyonu yok. Gol pozisyonu yok İstanbulspor. İki maçta da yok. Ve Altay aldığı toplarla, uzun toplarla, Kapelle, Erhan Çelenk'le, daha sonra Ziya Alkurt'la istediği pozisyonları yakaladı. Mustafa Denizli gerçekten %51. Ne diyor Mustafa Denizli? %51. Yani ben her maça %51 olarak bakıyorum. Doğru. Yani Mustafa Denizli bu kendi futbol anlayışını, kendi taktik anlayışını takıma benimsetmiş. Ve takım da şunu gördü. Ya yenemediğimiz adamı yeniyoruz. Mesela dün akşam Yücel İldiz'i seyrettim Samsun maçından önce. Yücel İldiz'in Altay takımını çalıştırdı bu sene. Emin olun Altay'a bir gram faydası olmadı. Bir gram faydası olmadı. Yani işte görüyorsunuz teknik adam fark. Teknik adamdaki kumaş fark. Ve Altay bu şoku yaptı. Mustafa Denizli ile beraber en doğru hamleyi yaptı. Onun için playoff'a kaldı. Finale kaldı. Yoksa Altay kalamazdı. Altay Ankara Spor'u yenemedi Ankara'da. Bol Spor'a kendi sahasında yenildi. İnanılmaz maçlar kaybetti Altay. Keçiören'e yenildi evinde. Altın Ordu'ya yenildi. İstanbul Spor'a yenildi. Ve o Altay yani adeta bir enkaza dönüşmüş. Ve bir transfer hovardalığı yüzünden eski işi geçmiş, işi bitmiş, içi geçmiş futbolcu mezarına dönüşmüş Altay yeniden yaşama tutundu Mustafa Denizli ile beraber ve finale kaldı. O açıdan da bu hamleyi örnek olsun yani. Bu hamle futbol açısından çok doğru bir örnektir. Yapılması gereken, eğer böyle bir ortam oluşmuşsa, böyle bir zamana gelmişse yapılması gereken bir hamledir. Doğru teknik adamla yeni bir heyecan yaratmak ve Altay bunu başardı ve şu an finale geldi. Kendilerini de kutluyoruz tabii. Şimdi İstanbulspor'a gelelim. İstanbulspor yani bu kadar bir takım. Ve bazı oyuncuları vardı mesela Eslen gibi, Roka gibi, onları da oyuna sokamadı. Şimdi teknik adamlar açısından da hem İstanbulspor hem Altay'ı mukayese ettiğimizde çok ağır basıyor. Altay takımı futbolcu kalitesi açısından çok daha ağır basıyor İstanbulspor'dan. Ama İstanbulspor bu kadar bir takım. Üzüldüler yani onlardan. Elenmekten dolayı, finale kalamamaktan dolayı üzüldüler ama bu kadar biter. Sahada yapabilecekleri bu kadar. Ve onlar da hep aynı futbollarını oynadılar ama karşılarına Mustafa Denizli gibi bir futbol kurtu çıkınca o kendi takımını kurguladı ve İstanbulspor'u durdurdu. Ve İstanbulspor iki maçta da bir gol bulamadı. İstanbulspor yani iyi oyunculardan kurulu ama yani bu kadar biter. Fazla bir şeyleri beklememek lazım. Tabii şampiyon olabilmek için hep şunu söylüyorum. Birçok kriterin bir araya toplanmış olması lazım. İstanbulspor'da bu yok. Bu yok. Onun için şampiyon olamadılar. Ama Altay'da var. Adana Demirspor'da var. Samsunspor'da var. Giresunspor'da yapıldı bu sene. Her şey bir araya getirildi. Ve başarı kazanıldı. İstanbulspor'da bunlar yoktu. Bu yüzden ben İstanbulspor'un yani bu turu geçeceğini ilk maçı gördük. Tabii hep söylüyorum. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Bunlar günlük şeydir. Günlük olaylardır. Her şey olabilir maçlarda.
Mesela yine Samsun Spor'un maçın başında şeyin vurduğu, hamurunu vurduğu değil mi? Top direkten dönmese, gol olsa maç çok farklı olabilir. Ama netice önemli değil. Yani Samsun Spor sahada zevk vermiyor. Kulübe de zevk vermiyor. Vermiyor yani. Bu zevki vermiyor. Şimdi İstanbul Spor işte bu kadar takım, bu kadar oldu. Ben Altın Ordu'nun da Samsun Spor karşısında bir futbol oynadığını falan söylemiyorum. Böyle taktikte olmaz. Öyle damdumla oynanacak bir şey değil bu. Yani Altın Ordu daha gözü. Ama Altın Ordu bu. Altın Ordu birinci yaptığı iş bütün lig boyunca karşısındaki takıma top oynatmak. Karşısındaki rakibin oyununu bozmak. Altın Ordu'nun futbol felsefesi bu. Ondan sonra kendisi rakibi bozunca, rakibi durdurunca, rakibi oynatmayınca kendisi başlıyor bir takım şeyler yapmaya ve netice alabiliyor yani o açıdan. Samsun Spor'a da aynı şeyi uyguladılar ama Ertuğrul Sağlam bunu çözemedi. Ama İstanbul Spor ligde oynadığı belli, maçlarda ne yaptığı belli. Sonra Denizli İstanbul Spor'u çözdüğü için de Altay finale kaldı. Tabii Altay'ın finale kalması Altay açısından büyük bir umut doğurdu. Çünkü Altay Süper Lig'e çıkarsa aynı zamanda finansal sorunlarını da bir nebze olsun hafifletmiş ve çözmeye yakınlaştırmış olacak. Bu da Altay açısından çok önemli. Sadece yani Süper Lig'e çıkmak değil, Süper Lig'in kendisine kazandıracağı mali imkanlarla, finansal imkanlarla Altay daha rahatlayacak. Doğru transfer yaparsa, bu seneki gibi transfer hovardalığına kapılmazsa, içi geçmiş, pili bitmiş futbolcuları alıp toplayıp gelmezlerse Altay bu açıdan da rahatlayacak. Ama İstanbul Spor mesela çok önemli bir şey. Bir yorumcu da bunu söyledi. Katılıyorum aynı. Mesela İstanbul Spor eğer Altay elenemeseydi Altay için büyük yıkım olur. Yani Altay finallere kalamasaydı. Eğer Altay Altın Ordu'yu da eleyip Süper Lig'e çıkamazsa Altay için yine büyük yıkım olur. Ama mesela İstanbul Spor için bu maçlar büyük bir yıkım değil. İstanbul Spor düşük maliyetle kurulmuş ve kendini ispatlamaya çalışan, kendini vitrine çıkartmaya çalışan futbolcuların çok olduğu iyi bir kulüp futbol açısından. İstikrarlı, az bütçeli ve yüksek performanslı iyi bir kulüp. İstanbul Spor için bu iş öyle bir yıkım olmadı yani. Ama Altay için yıkım olur. Şimdi bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra Altay ile Altın Ordu arasında oynayacak maçta her iki takıma da başarılar diliyorum. Bu maçın İzmir'de oynanması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu bu saate kadar ne karar aldı bilmiyorum. Bu maçın İzmir'de oynanması lazım. Çünkü ikisi de İzmir takımı. İzmir'de oynanması lazım. Bu takımları yormamak, uzağa götürmemek lazım artık. İkisi de burada oynayıp kozlarını paylaşabilirler. Burada Gürsel Aksel Stadı var. Gürsel Aksel Stadı'nda hem Göztepe ile Beşiktaş son maçını oynadı. Beşiktaş orada şampiyon oldu. Ardından da Beşiktaş'ın Antalya ile oynadığı Türkiye Kupası final maçı da stadda oynandı. İyi bir stad, güzel bir stad. Yeni yapıldı. Burada bu final oynanabilir. Çünkü ikisi de İzmir takımı. İkisi için de deplasman diye bir şey söz konusu değil. Burada oynarlarsa daha iyi olur diye buradan Futbol Federasyonu'na tavsiyede tedbirinde bulunmak istiyorum. İki takımda başarılar. Hocam peki siz bu final karşılaşması öncesi belki bir daha bir araya gelir belki yine konuşuruz ama bir hani erken de olsa hani Altay bu karşılaşmada Mustafa Denizli farkıyla kalite futbolcuların kalite farkıyla daha ağır basıyor der misiniz yoksa finaldir belli olmaz mı dersiniz? Finaldir belli olmaz derim. Ama takımların özellikleri var. Şimdi mesela İzmir'de oynanan Altay İstanbul Spor maçından sonra bir gün sonra İzmir'de Altın Ordu Samsun Spor maçı oynandı. Mustafa Denizli tribündeydi. Muhtemel rakibini her iki takımını da iyi izledi. Dün akşamki Samsun Spor Altın Ordu arasındaki müsabakayı da iyi izledi. Şimdi iki takım arasında yani Hüseyin Eroğlu ile Mustafa Denizli'yi teknik açıdan değerlendirdiğimizde yani Mustafa Denizli çok ağır basar. Yani çünkü sahada takımlarını ona göre yönetecekler, ona göre yönlendirecekler. Çok ağır basar. Şimdi Samsun Altın Ordu'nun Samsun Spor karşısında oynadığı her iki maça da bakıyorum. Sadece mücadele ettiler. Sadece kalelerini savundular ve gol buldular. Şimdi Mustafa Denizli acaba takımını Altın Ordu'nun üzerine mi sürecek? Yoksa İstanbul Spor karşısında yaptığı gibi Altın Ordu'yu orta sahada bekleyip
Altın Ordu'nun mu topu kullanmasına izin verecek? Ya Mustafa Denizli bu işi iyi bilen bir teknik adam ve şu ana kadar yaptığı 6 ayda 4 maçta yaptığı bütün işlerle bunu gösterdi. Mesela yani 6 ayda gene baktığımızda 2 tane forvet oyuncusu oyuna soktu. Deniz Kadağ'la Ziya Alkurt ama 2 tane de Tolga'nın yerine Cebrail'i ve ondan sonra da Mehmet Erdem Uğurlu'nun yerine yani 2 bekini değiştirdi. 2 tane bek koydu. Yani ilerleyen dakikalarda. Yani onun için oyunu Mustafa Denizli doğru okudu bugüne kadar. Doğru okuyor. Doğru hamleler yaptı. Bu iki açıdan bakınca öyle. Şimdi yıldız oyuncu meselesine bakınca yani Altay'ın çok kreatif oyuncuları. Şimdi Erhan Çelenk, Marco, ondan sonra Kapel, bunlara Ziya Alkurt eklendi. Deniz Kada baktığımızda yani bunlar çok kreatif. Mesela şunu da söyleyelim. İstanbulspor'la oynanan ikinci maçta Poco inanılmaz bir mücadele etti. Yani olmaz böyle bir şey. Bence tribünde çok şey vardı. Baktım çok şöhretli, futbol camiasının şöhretli adamları vardı. Murat Sancak da vardı. İstanbulspor'u izleyen, Altay maçını izleyenler arasında. Orada da gördüm o Poco gider mesela yani. Vallahi gider yani. Türkiye'de Süper Lig'de her takımda oynar. Altay'ın orta sahasında oynayan oyuncu ki 5. 6. maçını oynuyor biliyor musun? Yani şey Mustafa Denizli şans verdi ona. Yani Mustafa Denizli ona tam anlamıyla şans verdi ve müthiş top oynadı. Şimdi Altay'ın bu tür oyuncularına bakınca Altay Altın Ordu'ya göre çok ağır basıyor. Çok ağır basıyor. Doğru taktikte bu oyuncular Altın Ordu karşısında ne yapar? Hep birlikte sahada göreceğiz. Mesela bence Türkiye'de Süper Lig'e Altay çıksa bile Süper Lig'e göz kırpan bir oyuncu da Kapel. Yani Kapel gerçekten Mustafa Denizli ile beraber performansını çok yükseltti. Neticeye tesir eden adam konumunda Kapel. Onun için Altay ve Altın Ordu maçı arasındaki maç çok güzel bir maç olmaya namzet. Eğer Mustafa Denizli Altın Ordu'nun tuzağına düşmezse %51 Mustafa Denizli daha şanslı diye görüyorum. Ama hiçbir şey belli olmaz sahada. Yani bu maçların favorisi yok. Bu maçların işte bu takım yener, bu takım şampiyon olur diyeceğimiz hiçbir durum yok. Bakın düşünün Altay ilk maçı 3-2 önde tamamlamasına rağmen Stovyak'ı yani maç penaltılara kalırsa yani maçın neticesi nasıl penaltılara kalıyordu? Ancak 3-2 olursa, 3-2 İstanbulspor kazanırsa penaltılara kalıyordu. Mustafa Denizli bunun bile tedbirini almış. Stovyak'ı kulübeye oturtmuş 6. yabancı futbolcu olarak. Mosoro'dan vazgeçmiş. Demek ki Mustafa Denizli bütün ihtimalleri değerlendiriyor demek bu ya. Bütün neticeleri değerlendiriyor demek. Onun için çarşamba günü oynanacak olan bu final maçında ben ne olacağını söylemeyeyim. Ama teknik adamlar açısından bakırsak Mustafa Denizli %51 diyelim. Bence daha fazla ama %51 daha şanslı bir teknik adam. Kazanmaya daha yakın bir teknik adam olarak görüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumların için. Bakalım gerçekten final karşılaşması ne şekilde gerçekleşecek? Süper Lig'in yeni takımı İzmir'in hangi takımı olacak? Bunu göreceğiz. Altay mı yoksa Altın Ordu mu Süper Lig'e çıkacak? İkisi de birbirinden farklı takımlar. Altay İzmir takımı olarak tabii bütün İzmir'in ve aynı zamanda Türkiye genelinde de sempatizanı çok olan bir takım. Köklü de bir camia. Onun çıkması başka bir renk olur. Altın Ordu'nun çıkması da başka bir renk olur. O da işte gençlere önem veren, Türk futboluna yıldız kazandırmaya çalışan bir takım. Ve çok da öyle ligde kalayım, düşeyim falan diye bir endişesi de olmadan top oynayacaktır. Onların da şeyi farklı olacak tabii. Lige vereceği katkı farklı olacaktır. Merakla bekleyeceğiz. Bakalım Süper Lig'in yeni takımı. Ama bir şey var. Bu playoff'ların galibi İzmir oldu. Abi, evet. İzmir kazandı yani. Evet. Bu yani. Playoff'un yani bir İzmir takımı daha kendini Süper Lig'e attı. Tabii ya, bir İzmir takımı. Önündeki sezon Süper Lig'de iki takımla temsil edecek. Ne diyelim yani, hak eden kazansın. Kimin kazanacağını Allah bilir. Çünkü yani şimdi bu lig enteresan bir şey. Samsun'un yediği ikinci golü görüyor musunuz yani? Değil mi?
Tabii evet. Vuruşu yapan Enis'i de tebrik ediyorum, kutluyorum yani. Tamam. Yani onu aldı, kafayı kaldırdı. 61 metre ölçülmüş yani, tamam. Diyor ki maçtan sonra bütün gücümle vurdum diyor. Var gücümle vurdum topa. Yani topu oraya gönderebilmek bile bir mesafe ya. Çok evet, düzgün bir şık bu vuruş yaptı. İşte bakın yani diyelim ki maç 0-0 devam ediyordu. Yani gol yoktu. Veyahut da 1-0 Samsun'un galibiyetiyle devam ediyordu. Görün bakın işte bir pozisyon, bir topa vuruş nelere yol açıyor değil mi? Evet. Yani. Onun yok. İçin futbolda ne olacağı belli olmaz. Futbolun güzelliği de buradan kaynaklanıyor. Öyle. Görelim bakalım. Çarşamba günü futbol şansı kimden yana olacak? Kim kazanacak? Hep beraber izleyelim. Evet. Tabii İzmir'den bir takımın Süper Lig'e çıkması dışında Ankara'dan da hiçbir takımın Süper Lig'de olmaması diğer bir enteresan not olacak gelecek sezon için. Hep beraber hem çarşamba günü neler olacağını göreceğiz hem de gelecek sezon Süper Lig'de nasıl bir lig izleneceğini göreceğiz. Zaman Mekan Futbol ekranlarından biz hep şeyi işte sadece TFF 1. Ligi değil, gelecek sene Süper Ligi de izlemeye çalışacağız değerli izleyiciler. Henüz Zaman Mekan Futbol kanalına abone olmayanları hatırlatalım. Özcan Pehlivanoğlu hocama çok teşekkür ediyorum bu değerli yorumlarından dolayı ve müsaadenizle bugünkü yayını da kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.